Çocukların ellerini yakabilecek bir oyuncaktan, kafatasınızı delebilecek dartları ve parmaklarınızı yiyen ağaç bebeğe kadar bugün artık satın alamayacağınız 15 yasaklı oyuncağa bir göz atacağız. Yasaklanan en tehlikeli oyuncaklar için videonun sonuna kadar takipte kalın. Hadi başlayalım. Stres çarkı. Bu stres çarklarından biriyle oynama şansınız oldu mu? Tek elle döndürülebilen, çevrilebilen ve hatta fırlatılabilen parlak renkli cihaz ülke çapında sınıflara girmeye başladı. Duymayanlar için stres çarkları aslında otizmli çocuklara yardımcı olmak için tasarlanmış küçük el aletleridir. Çocuklar onları çevirdikçe duydukları kelimelere daha net bir şekilde odaklanabiliyorlar. Ama birçok okul bunları dikkat dağıtıcı ve potansiyel olarak zararlı gördüğü için stres çarkına karşı savaş açmış durumda. Stres çarklarının tehlikeleri sadece öğretmenlerin sinirini bozmakla sınırlı değildir. Ebeveynler bu çarkların sebep olduğu kazalarda yontulan dişler, kesikler, çürükler ve hasarlı mallar bildirmiştir. Bir de bunlara tıraş bıçağı bağlamak bir ara trend olmuştu. Aklı başında herhangi bir kişinin asla yaşamayacağı bir şey bu. Aqua Lisure bebek botu. İşte size korkunç bir senaryo. Çocuğunuzu can simidine güvenerek havuza koyduğunuz zaman bir an dönüp baktığınızda suda gözden kaybolmuş, bu şişirilmiş su oyuncakları tek tasarlanma amaçlarını yerine getirmeyi başaramadı. Çocukları suyun üstünde tutmak, kalitesiz, plastik malzemeler genellikle yırtılır ve bebekler suya düşerdi. Daha sonraları Aqua Lisure şirketinin bu sorunu bildiği ortaya çıktı. Şirket en az 30 boğulmaya rağmen ürünü piyasadan çekememişti. Tahmin edebileceğiniz gibi şirketin başı büyük belaya girdi. Bu hata kulağa korkunç geliyor ama siz bir de parmaklarınızı ısırabilen oyuncağı görün. Gökyüzü dansçıları. Gökyüzü dansçıları 1990'larda büyüyen herkese kuşkusuz aşinadır. Bu uçan periler göründüklerinden daha tehditkarmış meğer. Oyuncağı bir yere yerleştirin. İpini çekin ve işte havaya öngörülemeyen yönlerde uçacak uçan bir oyuncak fırlattınız. Evet, tahmin edeceğiniz üzere rastgele yönlere fırlayan oyuncak birçok yaralanmaya sebep oldu. Galop Toys şirkete 150 göz yaralanması, hasarlı kornea, kırık diş, yüz yaralanması ve hatta hafif bir beyin sarsıntısı rapor edildikten sonra bu oyuncakları yasakladı. Çılgınca değil mi? Süper patlama topları. Çocukken hiç bu süper cam toplarla oynadınız mı? İsminden de anlaşılacağı üzere bu toplar aşırı gürültülü sesler çıkarırdı. Çocuklar bu iki renkli topu birbirine vurarak yüreğinizi hoplatan bir ses çıkarırdı. Ara sıra toplardan kıvılcım çıktığı olurdu. Kulağa ne kadar heyecan verici gelse de yanık şikayetlerinden ve neredeyse yangın çıkarmaktan ötürü piyasadan çekilmeden önce çok kısa bir süre satıldılar. Çocukların ellerinden evleri ateşe vermelerini sağlayan bir oyuncak vermek çok kötü bir fikir olduğu için yasaklanması doğaldı. Splash Off su roketleri. Aslında bilimin tehlikelerini gerçekçi bir şekilde tasvir etmeye çalışıyorsanız, Splash Off su roketleri kötü bir oyuncak değildi. Öte yandan plastik kapların ve en düşük fiyatı verenin ürettiği ürünlerin aşırı basınçlandırılması sonucu ne gibi problemler çıkabileceğini acı verici bir yoldan öğrenmek istemeyenler için yanlış bir seçimdi. Oyuncak her zaman yüksek kaliteli malzemeler kullanılarak üretilmiyordu ve plastik bazen kırılır. Oyuncakla oynayan çocuklara çarpar ve eğlence bıçak gibi kesilirdi. Derincir oyuncak tabanca. 1959'daki her küçük çocuğun Noel listesi bu oyuncağı içeriyordu. Bu kemer tokası tabancası, kullanıcı onu beline takıp karnını gerdiğinde oyuncak mermi atardı. Mermiden yaralanan olmazdı ancak tokada yanlışlıkla sürtüşme meydana gelebilir ve ciddi yanıklara neden olabilirdi. Bu kesinlikle alt bölgelerinizde riske atmak isteyeceğiniz bir şey değil. GCI parmak izi denetçisi. Cinayet mahallinin kanıtlarını toplamayı simüle etmek için tasarlanmış oyuncak, adli soruşturma kitleriyle oynayan çocuklar görmek biraz rahatsız edici olsa da onlar için çok eğlenceli. Oyunlar CBS kanalında yayınlanan GCI'dan ilhamla yapıldı. Çocukların lateks eldiven giyerken kanıt toplamasını sağlıyordu. Parmak izleri için toz almak en eğlenceli kısımlardan biriydi. Bununla birlikte tozun içinde lifli yapıda kanserojen bir mineral olan asbestten bulunuyordu. Bu da bir kez bile maruz kalınırsa yaşamın ilerleyen dönemlerinde akciğer kanserine neden olabilir. Şirket bu önemli hata nedeniyle iflas etti. Dalış çubukları. Dalış çubuklarının arkasındaki fikir, onları havuza atmak, batmalarına izin vermek ve sonra çocukların içeri girip onları toplamasını sağlamaktı. Bunlar sadece çocuklar için eğlenceli olmakla kalmıyor. Aynı zamanda çocukları suyun altında zaman harcadıkça
ebeveynlere birkaç dakikalık huzur veriyordu. Bu çubukların başlıca sorunu yapıldığı malzemelerle ilgiliydi. Bazı ürünler havuzun dibine battıklarında dik durabilen sert plastikten yapılmıştı. 1989'da çocuklara battığı ve hatta kimi zaman ameliyatlara sebep olduğu söylendiği için yasaklandı. Easy Bake Fırın. Kendi küçücük fırında kurabiye ve kek yapmak isteyen her küçük kızın hayali bir Easy Bake fırındı. Easy Bake'e sahip olmanın en önemli tehlikelerinden biri çocukların kendilerini gerçekten yaralayabilecek kadar ısınmasıydı. Küçük parmakları kolayca fırına sıkışabilir ve bu da ciddi yanıkları neden olurdu. Böyle bir şeyin olma olasılığı çok yüksekti çünkü fırınlar 200 santigrat dereceye kadar sıcaklıklara ulaşabiliyordu. Yaklaşık 250 vaka bildirildi. 16'sında çocuklar 2. ve 3. derece yanıklardan müzdarip olmuştu. 5 yaşındaki bir çocuk parmağının bir kısmını aldırmak zorunda kaldı. Yo-yo su topu. Gerçekten güvenli bir oyuncak yaratmaya çalıştığınızı ve sefil bir şekilde başarısız olduğunuzu hayal edin. Yo-yo su topu gibi bir şey nasıl tehlikeli olabilir? Bu su topları yalnızca şüpheli malzemeler içermekle kalmadı. Aynı zamanda tasarımları bir derece tehlikeliydi. Topların yapımında yanıcı dizel, hidrokarbonlar kullandılar. Yo-yo su topunun kullanımıyla bildirilen 400'den fazla boğulma vakası olmuştur. Kordonu çocukların boyunlarına dolanıyor ve bazı durumlarda gözlerinin kararmasına neden oluyordu. Kordon malzemesi biraz yapışkandı. Daha da kötüsü boyuna dolanırsa açılmasını zorlaştırıyordu. Bunlardan çocukken sizde var mıydı ya da olan birini tanıyor musunuz? Şeker sigaralar. 60'larda ve 70'lerin başında ya da daha önce bir çocuk olsaydınız bu sigaralara bolca erişiminiz olduğunu hatırlayabilirsiniz. Hiç kimse herhangi bir şeyin kötü bir fikir olduğu konusunda şeker sigarada olduğu kadar hemfikir olamaz herhalde. Şeker sigaralar şeker gibi büyük sigara paketleriydi ve tebeşirli şeker, ciklet veya çikolatadan yapılırdı. Hatta bazılarının ucunda pudra şekeri vardı. Böylece pudra çubuğunu üfleyip duman gibi görünmesini sağlayabilirdiniz. Muhtemelen buradaki sorunu zaten anlamışsınızdır. Şeker paketlerinde kullanılan gerçek markalar çocukları sigaraya alıştırmak için mükemmel bir yoldu. Masum görünen ama içten içe kötü olan Teletubby. Hepimiz çocukken Teletubby'leri izlemişizdir. Bir Teletubby'den ne zarar gelir ki? Bu konuşan oyuncak bebek hiçbir çocuğu fiziksel olarak yaralamasa da piyasaya çıktığı 1988 yılında raflardan kaldırıldı. Şüpheli bir dilde konuşan sevimli Teletubby'lerden başta çok şüphe çekmese de ebeveynler çocukların oyuncak bebeklerinin söylediklerini duyunca pek mutlu olmadılar. Bebeğin popo mısır gibi çocuklar için uygun olmayan şeyler söylediğini duydular. Kimse çocuğunun böyle şeyler öğrenmesini istemez. Aquados. Minik boncukları su ile püskürtün ve tasarımınız birbirine karışacaktır. Kulağa eğlenceli geliyor değil mi? 2000'li yılların popüler oyuncaklarından biri olan Aquados, farklı tasarımlarda düzenlenmiş ve daha sonra su püskürtücülerle kalıcı olarak yerleştirilen küçük renkli boncuklardı. Boncuklar zararsız görünse de yeni yürümeye başlayan çocukların onları yuttuktan sonra kusma ve komaya girme şikayetleri birden çığ gibi büyüdü. Çim dartı. Ağır ince çelik füzelerin neden tehlikeli bir oyuncak olabileceğini anlamak için çok fazla hayal gücü gerekmez. Çok keskin bir ucu olan ağır metal dartlarla oynarken ne ters gidebilir ki? Çim dartları çocukların çimlerindeki plastik çemberlere atmaları gereken metal uçlu dev plastik dartlardı. Dartların çubuk tarafından tutulması ve alttan hedefe doğru fırlatılması amaçlanmıştı. Ancak kafatası delinmesine ve diğer ciddi yaralanmalara neden olabilirlerdi. Bunun tehlikeli olduğunu düşünüyorsanız Amerika hükümeti de sizinle aynı fikirde. Lahana bebek, atıştırmalık vakti. Gülüp eğlenirken bir anda parmağınızı kaybetseniz ne hissedersiniz? Lahana bebekler 80'lerde aşırı popülerdi ve yumuşacık vücutları çok zararsız görünüyordu. Atıştırmalık vakti temalı bebeğin kendisine verilen plastik şekerleri çiğneyen motorlu bir ağzı vardı. Ne yazık ki oyuncak bebek plastik ile insanı ayırt edemiyordu. Küçük parmakları kapması çok uzun sürmedi. Bu hiç doymayan bebeğin bir diğer kurbanını da saçtı. Ayrıca oyuncağın düğmesi olmadığı için kapatmanın bir yolu yoktu. Bir kere ısırmaya başladığında durmuyordu. Bu kabus bebek birçok dava açılıp çocukları ısırdığı ispatlandıktan sonra nihayet raflardan çekildi.